Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün begonvil saksısı değiştireceğiz. Benim hiç begonvilim olmamıştı. Bu begonvil ve bu begonvil kız kardeşimin. Kız kardeşimin evin bahçesi çok geniş. Bahçe çok geniş olunca onun da çok işleri var. Bu begonvilleri bahçe duvarının üzerine koymuş. Çok fazla bunlarla ilgilenememişler. Hatta saksıları değişmemiş. Herhangi bir vitamin, mineral bir şeye besin vermemişler, gübre vermemişler. Saksıları da değişmediği için bunlar çok zayıf kalmışlar. Geçen de ben haşhaş kırma için gittiğimde bunları gördüm. Bahçe duvarının üzerinde çok böyle zayıf bir şekilde, bakımsız bir şekilde duruyorlardı. Resmen kız kardeşimin çiçeklerine el koydum yani. Bunları bana verir misiniz demedim. Ben bunları götürüyorum dedim. Ben bunları bir bakım alayım dedim. Yeğenim Başak'ta teyze dedi. Sen onları götür bir yoğun bakım al dedi. Şimdi kız kardeşimin begonvillerini getirdim. Bunu değiştireceğim saksısını. Ama şunu ellemeyeceğim, onu sonbahara bırakacağım. Nasıl bir sonuç olur? Begonviller konusunda çok fazla bilgim yok. Ama çiçekler konusunda bilgim olduğu için bunu çevirip çok fazla toprağını karıştırmadan, çok fazla toprağına dokunmadan bu saksıyı oturtturacağım. Hani gerekli besinlerini bu topraktan alsın diyerekten. Çünkü bunu geri çevirip saksıya devirdiğimiz zaman şimdi görürüz ki kökler birbirine girmiştir bence, yani hiçbir bilgim yok o konuda. Şimdi biz bunu bir çevirelim şeye. Şöyle çevirince değil mi? Sen sadece yukarı saksını atacaksın. Tamam. Aa, şey olmamış ya. Bırak. Getir. Sen orayı biraz altını. Koy be. Toprağını biraz alman gerekiyor mu alttan? Yani alsam mı almasam mı? Almadım. Şöyle. Almadım. Tamam. Ben onu yerleştirelim de. Tamam şimdi değiller nasıl yapalım? Ama bunun toprağı işte şeyi nasıl toprağı? Bir abralarına. Gevşet içine dök. O da iyi, o da iyi zarar yok. Bunlar böyle mi aldıydı onu? Nasıl yaptılardı? Tam bilmiyorum. Hayır, bu saksıyı kendi yaptı onlar onu. Bilmiyorum. Şurada yonca da şey varmışmış. Yonca çiçeği. Yonca değil de uyku çiçeği. Uyku çiçeği varmış. Niye yaptın oraya? Dikerdik. Dikerim aşağı ben onu alırım. Yani arkadaşlar köklerine fazla dokunmak istemiyorum. Hani her çiçeği kaybetmek istemiyorum. Bugün Temmuz'un 10'u galiba. Evet. Yani bu mevsimde nasıl begonvilin saksı değişir çok emin değilim. Ama ben kendi çiçeklerimi hep değiştiriyorum. Toprağından birazcık böyle karıştıraraktan ben değiştirdiğim için bunun da bir değiştireyim dedim. Bakalım ondan sonra da solucan gübresi vereceğim. Buralardan hafif yine bir şey yapayım. Kendi hazırladığım toprak var. Emo şey çekerken, video çekerken mutlaka satıcı gelir. Bizim evde yol kenarında arkadaşlar, bizim de arabalar geliyor. Buna ben bir de şey vereyim, solucan gübresi vereyim, öbürküne de vereyim. Allah'ın izniyle inşallah gelişmeyi artık. Burası öğleye kadar bol güneş alıyor. Burada güneş olan yerde kalacak. Hatta şu anda değil mi hala az çok güneş alıyor. Begonvilleri çok seviyorum da bir türlü benim begonvilim olmamıştı. Artık bunlardan üretirim ben. Kışa şunların dallarından üretirim. Birçok begonvil yapabilirim arkadaşlar. Tamamen toprağın hepsini katsan ona.
koyayım değil mi? Bu toprak yine çam toprağı sanırım, hazır toprak var. Kırmızı toprak var. Başka karıştırdığım başka topraklardan arkadaşlar. Bakın toprak çok güzel. Hayvan gübresi falan değiştirdiğim bir sürü toprakları harmanlıyorum. Harmanlanmış toprak yani. Siyaha yakın. Allah'ın izniyle bunu büyük saksıya aldık. Şuralarını şeyle keselim. Makas neredeydin abi? Aşağıda da. Getireyim mi? Ha, kapat da 2 dakika getireyim. Alalım bunu gene. Şimdi arkadaşlar şu kurumuş dallarında bir alalım. Ondan sonra ben onu sulayayım. Buraya güneşe koyacağım. Besin vereceğim. Gül budar gibi kuruyan yerini. Bayağı sertleşmiş bu. Bayağı yaşı var bu begonvillenin. Yani. At at oraya. Bu begonvil bayağı uzun süredir görüyorum kız kardeşimde. Yaşamışmış tamam. Bunu dikkat et, bunu ayırttırmayalım. Bunu dibine değnek bağlayıp da şey mi yapalım? Evet, onun burada kenarlarına 2 tane çubuk. Destek, evet. Arkadaşlar bunlar kırılmasın diyerek de yanına 2 tane çubuk bağlayacağız. Şunu eşim bağlamış. Bakın buna bağlamış. Öyle bunlara da 2 tane çubuk bağlayacağız. Destekleyelim. Buna besin verelim. Yani bir de şey vereyim ben, hamur mayası var ya, bakmayı ondan da vereyim, solucan gübresi vereyim. Begonvilimizin büyüdüğünü ve çok güzel açtığını, serpildiğini inşallah birkaç ay sonra sizlere gösteririz. Şu anda tam bir bakım alıyoruz, hani yeğenin başı dediği gibi yoğun bakım alıyorum arkadaşlar ben bunları. Öbürkünü de alacağım, bir de bunun dibinde kardeşim şey dikmiş, şu sukulentlerden dikmiş. Onlar da her tarafından, dalların buralarından, her taraflardan şey olmuşlar. Yeni yeni şey açmışlar, sukulent olmuşlar. Değişik, bayağı bir değişik. Bunları ayrıca saksıları alayım. Aziz Allah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Onun saksını da değiştirmeye artık kıyamıyorum. Belki bir şey olur diye korkuyla. Kuru olduğundan tam dibine bir şey yapalım. İyice güzelleşince kız kardeşim der mi, götüreceğim çiçeklerimi diye. Çabuk, Allah'ın izniyle artık ben bunları çabuk büyütürüm. La ilahe illallah, aziz Allah. La ilahe illallah. Çok güzel oldu. Bir an önce hızlansın. Sardunyaları gayet güzel gelişmeye başladılar. Bunları baharda kırdım ve diktim. Ana şey yok bunlarda. Ana kök yok. Hepsi de dal. Dallardan kırdım. Gayet güzel gelişmeye başladılar arkadaşlar. Geçen yılda bu balkonda bayağı çekim yapmıştım. Aralık'ta bile burada çiçekler çok güzel coştu.
konuşmuştu ve şeyleri açmıştı. Sardunyalar, neydi? Mine çiçeği. Burada birçok çekim yapmıştık arkadaşlar. Şimdi de burası yeni yeni hızlı hızlı gelişmeye başladı. Ne kadar olmuş? Bugünlük arkadaşlar Begumet saksımızı değiştirdik. Bu saksıyı değiştiremiyorum korkumdan. Onu yeniden bakıma alacağım. Büyüdükçe, çiçeklerini açtıkça size çekeriz inşallah. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.